Antibiyotik leblebi değildir efendim. Gelişi güzel kullanılan antibiyotikler fayda sağlamadıkları gibi pek çok ciddi sağlık problemine de neden olabiliyor. Böbrek veya karaciğer yetmezliği ile obezite bunlardan sadece birkaçı. Uzmanlar doktor tavsiyesi olmadan antibiyotin kullanılmaması gerektiğini söylüyorlar. Başkalarının kullanmaması gereken bir şeyi atıyoruz. Sonuçta kişiye özel bir şey antibiyotik. Bilinçsizce kullanılan antibiyotikler tehlike saçıyor. Antibiyotik sürekli tüketiyor musunuz? Hayır. Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası nedeniyle Akılcı İlaç Derneği bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Vatandaşları bilinçlendirmek için broşürler dağıtıldı. Toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye dünyada, Avrupa'da antibiyotikleri en yaygın kullanan ülkelerin başında geliyor. Etkinlikte antibiyotiğin leblebi gibi tüketilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu senenin sloganını antibiyotik leblebi değildir dedik. Gelişi güzel kullandığımızda ciddi yan etkiler ortaya çıkarabilir. Yani halkımızın önemli bir kısmının yaptığı gibi antibiyotikleri leblebi gibi kullanmamamız gerekiyor. Leblebi gibi kullanılan antibiyotik ölümcül bile olabiliyor. Yaygın kullanım antibiyotik direncini doğuruyor. Antibiyotik dirençli bakteriler yayıldıkça çok sıradan basit enfeksiyonlar bile ölümcül hale gelebiliyor. Antibiyotik kullanımı düşürülmezse önümüzdeki 30 yıl korkunç ölüm oranlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani antibiyotikler bulunmadan önceki dönemdeki gibi basit enfeksiyonlarla bile çok ciddi ölüm oranları ortaya çıkacak. 20-30 sene içinde aşağı yukarı 10 milyon 20 milyon kişi hayatını kaybedecek. Özellikle Türkiye'de bu konuda ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Türkiye'nin en hızlı, en kapsamlı tedbirler alması gereken ülke olduğunu söylemek zorundayız. Profesör Doktor Balık'ın bir önerisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık kampanyasına kullanılmayan ve evlerde yarım bırakılan ilaçların da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.